Ben şimdi güne gidiyorum. Günden sonra okuldan çocukları alacağız. Doğum gününe geçeceğiz. Şöyle bir gömlek giydim. Altına pantolon. Ayakkabılarım. Çanta. Hadi görüşürüz. Canım gel kız oturuyoruz. Polis vardı gene mahallede. Jandarma da geldi dedi, bir de seslendi dedi. Buranın dedi apartmanın adı ne dedi. O eşinin dedi işte adı evleri dedi. Her şeyi ambulans aradı. Nurhan ablayı aradım. Nurhan abla dedim. Ha, beni yok orada rahat etti de öyle olay var. Teşekkür ederim. Çok geçen sene seliş bıktı. Bir çıktı ama ne varmış. Evet. Hiç dökülmüş. Nasıl makine atmadın mı? Ben de çok biliyorum ben onu. Bu benim çok iyi çıktı ondan. Selişten aldım. Ambulans neye geldi? Gittiğinden. Kız Allah Allah. O çocuğu sayısın. Sana söyledim. Sabah kahvaltımı çekemedim ama aklıma gelmişken öğlen ne yediğimi çekeyim sizlere dedim. İki yumurtadan domatesli biberle kendime klasik bir menemen yaptım. Acılı. İki dilim çavdar ekmeğim var. Çavdar ekmeği veya tam buğday ekmeği kullanıyorum. Bir de şekersiz yanında çayım var canlarım. Öğlen yemeği de bunları yiyorum. Yani yiyeceğim. Bugün böyle canım istedi. Bana afiyet olsun. Yandım resmen, yani yandım, kül oldum, bittim. Çınar'a jet almaya gittik. İstediği jeti bulamadık. Harika Kanatların serisi var. Elsiva'ya gittik. Büyük Nova'daki Elsiva'ya gittik. Kipa'ya gittik. Yani her yere gezdik ama serisi var ama kırmızı jet yok. Almadık, geldik. Şurada bizim evin yanında oyuncakçı var. Kapı çalıyor, bir saniye bakayım. Hayırdır? Yüz canlarım. Nereye gidiyoruz? Valla Ceren aradı işte. Hadi dedi, balkon temizledim. Gel dedi, şey yapalım, kahve içelim. Dedim ben de işim gücüm var aslında ama aman dedim daha var, kaç gün var. Dedim tamam geliyorum. Hemen mutfağı toparladı. Benim dişi var. Dur şimdi sesim kaçacağım. Ay gösterin. Dün bunu 2 saat bunu artık. Dün onu yoğurtu döktüm de koyuyoruz. Dönüştür bakalım.
Böyle de robota dönüşüyor. Harika kanatlar. Şu kadarcık şey ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 28 lira. Evet ama daha 28. Evet ama daha çok harika kanat var. Evet, sıra sıra alacağız. Şimdi biz gidiyoruz. Yok. Çınar Eymen'in önce korudu. Biz de balkonda keyif yapacağız. Az kaldı. Sıcak arkadaşlar, çok sıcak ya. Anne. Efendim anneciğim. Evet, çok az kaldı. Düşersin. Yakışıklı. Geldim canlarım ben. Oturuyoruz. Şimdi Gülşah da gelecekmiş. Ay çok güzel hava. Diğer balkona oturduk şöyle. Park gözüyor manzara. Oturuyoruz öyle muhabbet ediyoruz. Kahveleri yapmadık şimdi. Gülşah gelir onu bekliyoruz. Böyle. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dün videomu editledim falan hazırladım yani. Atacaktım arkadaşlar. Atamadım çünkü internette bir problem var. Mümkünatı yok yani, YouTube'a bile giremiyorum. Çok sıkıntılıydı internet. Ondan dolayı videoyu atamadım. Bugün artık bunları da birleştireceğim. Böyle atacağım videoyu. Herhalde daha iyi olur. Instagram'dan çok yazanlar var. Video yok mu, video yok mu diye. Var demiştim ama atamadım. Çok mahcup oldum. Artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Bugün inşallah atabilirim. Hepinizi öpüyorum. Şimdilik görüşürüz. Ne çok yaptınız bu kahveleri? Gülşah Hanım nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Şükür Allah'a. Ben bu canlarım ben geldim. Şöyle buzdolabı içi için raf aldım. Deneyeceğim, eğer hoşuma giderse 3 tane daha alacağım. Şu şekilde gondolun. 3 tanesi 10 liraydı. Başaran diye bir böyle mağaza var. Nasıl bir mağaza desem. Ya böyle icik cücük her şeye satan bir mağaza. Orada 3 tanesi 10 liraymış. İşte arkadaşımla gittik. Aldık. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bugün bana buzdolabının içini temizlemek düşer. Şimdi yemeğe koyacağım. Ondan sonra buzdolabının içini temizleyip bunları raflarımı dizeceğim. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Canlarım, cancağızlarım. Ben yemeğimi hazırladım. Bugün biraz erken hazırladım. Çünkü 5 gibi falan eşim balığa gidecekmiş. Sıkıldım evde dedi. Ondan dolayı balığa gitmek istiyorum dedi. Vardiya yazılı sisteme geçtiğinden beri arkadaşlar çok sıkılıyor evde eşim. Böyle hatta ek iş bile yapmak istiyor ama işte imkan olmuyor yani. Hani öyle bir imkanı yok. Böyle ben de yemeğini hazırladım ki fırına koyayım anca pişer. Üzerine bir güzel yoğurt döküp servis yapacağım. Yaz aylarında geçen seneden hatırlayanlar bilir. Çok sık yaptığım bir yemek. Bazen aralarına tavuk da koyuyorum ama eşim tavuk yemiyor. Ben de tavuk dün haşlama yapmıştım, yemiştim. Tavuk canım istemiyor. Hatta dünkülerden işte yarı kalanları da öğlen yedim. Bu da kaldı, yiyemedim, şiştim. O yüzden tavuksuz yaptım canlar. Bir tane şöyle büyük bir patlıcan yaptım. Bundan daha büyüktü. Ve patlıcanlarım çekirdeksiz, bembeyaz. Çok güzel çıktı. Patates, kuru soğan, biber ve patlıcan var. Tuzladım. Biraz da yağ döktüm. Hemen bunu fırına vereceğim. Biraz dinleneceğim. Sonra işte Çınar uyuyor. Babası uyuttu. Buzdolabının içini boşaltıp sileceğim. Aslında rafları da yıkasam olur ama çok rafları yıkanacak kadar pis değil arkadaşlar. Baktım ben hani çok her hafta buzdolabının içini raflarını sildiğim için doğal olarak kirlenmiyor. Niye siliyorum her hafta? Her hafta pazara gitmeden bir gün önce veya pazardan geldikten sonra siliyorum. Tertemiz yerleştiriyorum. Ondan dolayı temiz tutuyorum dolabımı. Kirlenmiyor. Ve işte heyecanlıyım. Şunları falan kullanacağım ya. Eğer hoşuma giderse hemen 3 tane daha alacağım. Diğer raflarını da koyacağım. Ya da yeterli olursa da almaya gerek yok. Çünkü her şeyi bunun içine koyamayız. Dar bunun içi. Böyle canlarım. Şimdilik görüşürüz. Çiçeğimi de göstereyim size. Bunu da karşı komşum Merve. Dün kahve içmeye geldi bana.
Dedi bende çok güzel çiçekler var dedi. Evet gerçekten onun balkonda çok güzel çiçekler var. Bir tane var sarmaşık dedi. Büyük saksım varsa vereyim sana küçük dedi. Bunu getirmiş bana. Bunu işte büyük saksıya dikeceğim. Onu da ne zaman yaparım bilmiyorum. Şu an yapacak durumda değilim yani. Şurada uzun saksımda 3 tane çiçeğim var. Burada var. Bir de burada limonum var. Görüşürüz canlarım. Kızlar ben bu şekilde dizdim. Tabii şimdi bunlar daha çarşamba günü daha fazla ürün alacağım ama ben yarın en müsait olduğum bir zamanda hemen oraya gidip 3 tane daha alıyorum. Çünkü ben bunlara bayıldım. Şimdi buzdolabımı işte sildim. Şu kısmı tamamen boşalttım, sildim. Düzenli bir şekilde yerleştirdim. Şimdi de buraları siliyorum. Şu üst tarafı sildim. Altları sileceğim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Alacağım 3 tane daha alacağım. Hazır buzdolabımın içinde temizleyip raflarımı düzenlemişken sizlere de bir buzdolabı raf düzenimi göstermek istedim. Daha öncelerden defalarca çekip göstermiştim ama bu sefer de çekmek istedim. Şimdi bu şekilde kapak kısmına geldiğimde şu üst kısmı yumurtalık olarak kullanıyorum. Burada işte sodadır, mayadır, işte kabartma tozu, vanilinler açılmadık. Burayı bu şekilde koydum. Burada hazır çorbalar var, bardak çorbalar var. Burada çikolata sos, pudingler var. Burada taylont ve ilaçlar var. Sonra canlarım şuraya geldiğim zaman burada hep reçellerim var. Bunların hepsi reçel, marmelat, reçel. Hemen şu rafa geldiğimde orası boş kaldı. O yüzden süt paketlerimi oraya koydum. Hemen alt rafa indiğimizde ise burada şöyle şurada yine reçelim var, marmelat var, turşum, 2 tane vişne suyum. Vişne suyu nereden çıktı? 2 şişe zeytinim. Salçam, işte mayonez, limon suyu, elma suyu ve nar ekşisi. Kapak kısmım bu şekildeydi. Zaten çok bir değişiklik yapmadım. Sadece şu raf boşaldığı için oraya sütlerimi koydum. Şu şekilde. Buraya geldiğimiz zaman şöyle burada bir et balık bölümü var. Ama ben buraya et balık koymuyorum. Çünkü her zaman hemen tüketmediğimiz için. Burada benim tam tahıllı işte tam buğday ekmeklerim var. Bu da eşimin ekmeği. Hemen en üst rafta arkadaşlar benim kahvaltı bölümüm asla ve asla yerini değiştirmediğim kahvaltı bölümümdür. İşte peynirler. Burada da çok fazla kahvaltı takımı aldım ben. Hep kırıldı parçaları. Hala da var, kullanmıyorum. Bana en kolay ve ideal gelen kahvaltılıklar bu kapaklı olanlar. Lavın bu işte tabaklı olanlar. Çok seviyorum arkadaşlar. Çok da memnunum. Hemen alt rafa indiğimizde ise bu raf bunlar yoktu. Bunları yeni aldım ve çok hoşuma gitti. 3 tane daha almayı düşünüyorum. Hatta 4 tane de alabilirim. Şuraya bir tane daha koymayı düşünüyorum. Altta da 3 tane daha koymayı düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Çünkü bunlar şu an sığdı ama şu an az kaldığı için sığdı. Normalde ben çok domates, çok salatalık alıyorum. Kabak alacağım falan. Yetmeyecek. Böyle bu şekilde oldu. Şöyle mesela çekip havuç şu şekilde rahat bir şekilde kullanabileceğim. O yüzden bu rafları ben çok beğendim. 3 tanesini dediğim gibi 10 liraya aldım. Fiyatı da ideal. Hemen alt kata indiğimde burada da pazar malzemelerim var. İşte bu raflardan buraya aldığınız zaman daha da düzenlenmiş olacak buzdolabım. Yani şu şekilde poşette bir şey tutmak istemiyorum. Poşette sadece işte maruldur, sarımsaktır, yeşil soğan, biber o tarz şeyler tutmak istiyorum. Orada çorbası var Çınar'ın. Bu alt rafa indiğimizde de bunun içinde arkadaşlar bunu Yakup köyden getirmiş. Organik yumurtaymış. O yüzden bunu diğer yumurtalarla karıştırmak istemedim. Bunu ayrı bir kaba buraya koydum. Yoğurt tencerem. Burada da işte meyve koyduğum bölümler. Dediğim gibi dolabım boşaldı bayağı. Pazar alışveriş yapacağım. Burada da yeşilliğimi koydum. Benim buzdolabı düzenim şu anlık bu şekilde. Genelde de bu şekildeydi. Bu rafları alınca daha da düzenli oldu. Şimdi o rafların devamını aldığım zaman kısadan bir daha çekerim size. Nasıl olduğunu merak ederseniz eğer. Bu şekilde canlarım. Hepinizi öpüyorum şimdilik. Görüşürüz. Canlarım kahve keyfi yapıyorum şu an. Biraz sonra da televizyonun başına geçeceğim artık. Faziletin kızları başlamıştır hatta.
Geç bile kaldım. Kahvemi içeyim, geçeceğim. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Benimle kalın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve lütfen ailemize abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.